Şimdi fibromiyalji diye bir şey var. Fakat herkes bilmiyor. Biraz aydınlatırsanız. Fibromiyalji çok kötü bir rahatsızlık nedir? Alerji, yumuşak doku romatizması. Pardon, yumuşak doku romatizması. Ben kendim yaşadım. 13 yaşından 26 yaşına kadar merdiven çıkarken artık böyle dedeler gibi çıkamaz oldum. Her tarafım kireçlendi. Otobüse binerken rahmetli annemle babam beni doktor doktor taşıyorlardı artık. İğne ilaç, iğne ilaç. Eklem romatizması geçti. Fakat belimde bir ağrı kaldı. Oklava yutmuş gibi oluyordum. Sabahtan öğlene kadar zor açılıyor insan. Kendine zor geliyor. Eğilemiyor, bükülemiyor, hareket edemiyor. Belime 3 metre uzunluğunda böyle kuşak sarıyordum. Yumuşak doku romatizması fibromiyalji teşhis dahi edilemiyor. Çünkü kandan veya herhangi bir şekilde teşhisi yok. Dokuda olduğu için. Bir hanımefendi Şişli'de Damla Hanım 35 yaşında ofiste çalışıyor muhasebe uzman. Yani onun yüzünden pencereyi açamıyorlar, kapıyı açamıyorlar, klimayı açamıyorlar. Biraz rüzgar esse kadın hemen o ölüyor. Her tarafı sızlıyor. Orası dizleri, bacakları sızlıyor. Yani fibromiyaljinin de 3 türü var. Lokal, bütün vücudu kaplayan türü var ve bütün vücuda bugün burası, yarın orası ağrıyan çeşit çeşit türü var, gezine. Kadıncağız ağrısına, sızısına dizleri o kadar ağrıyor ki dizine böyle vuruyor vuruyor bacaklarını, baldırlarını, ağrıyan yerlerini. Mosmor ediyor. Ağrı tabii vurmakla olacak iş değil. Penisilin kullanıyor, onu kullanıyor, Evet. bunu kullanıyor. Fibromiyaljiye karşı, yani yumuşak doku romatizmasına karşı harpago, yani şeytan pençesi kökü. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun özelliği nedir? Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyaljik gibi çok ağır hastaları tedavi etmişler. Bilgi var, belge var. Bu Damla Hanım'a da biz ne yaptık? İksir, aloe vera jel, harpago, söğüt, romatizma çayı, kemik çayı. Komple set. Kadıncağız aşırı ilaç kullanmaktan artık midesinde yara oluşmuş, alerji, penisinin iğnesi vurmaktan ağrı kesiciler, alerji başlamış. 35 yaşında erken menopoza girmiş. 6 hafta kullandıktan sonra bizim ürünlere dedi ki, aa ben tekrar adet görmeye başladım. Dedim ki sevin, daha ne istiyorum? Ya, sevinmen lazım. Şimdi yumuşak doku romatizması için ve kemiklerdeki ağrı ve sızıya karşı, yani kemik eklem kireçlenmesine karşı söğüt, romatizmaya karşı harpago. İkisini birlikte harpago ve söğüt forte'yi birlikte kullanmakta fayda var. Yani ikisini birlikte kullanırsa iyileşme süreci, tedavi süreci daha kısa sürer. Yani etkisi daha kısa sürede gösterir. 6 ayda iyileşecekse 3-4 ayda iyileşir. Şayet kişinin midesinde problem varsa tonik kullanması gerekir. Çünkü mide intrinsik faktör salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Bağırsaklarında mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere zarar verir. Bu nedenle mide veya bağırsaklarda problem varsa mide ve bağırsakların tedavisi gerekir. Aksi takdirde tedavi süreci sarkar sarkar sarkar. Bu nedenle kökten problemi çözmek gerekir. Onu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanlarla biraz görüşmek, konuşmak gerekir. Başka rahatsızlığı var mı? Yani her türlü hastalığı tedavi edilebilir.